Evet. Sayfa 80 hocam. Hakkın onu yaratırken kendisine baktığı gözle bakmalısın. Allah her varlığı kendi hamdini ve övgüsünü tesbih etsin diye yarattı. Şöyle demiştir. Kul içinde inandığı şey yaratır ve var eder. Sonra onu yüceltir, değersiz görmez. Bunu açabilir miyiz? Evet. Sen de her varlığa hakkın onu yaratırken kendisine baktığı gözle bakmalısın. Şimdi insan kendi dar kalıbıyla bakar, bütün varlığı öyle değerlendirir. Öyle oradan kurtuluyor. Dar kalıplarından çık. Hakkın onu yaratırken kendisine baktığı gözle bak. Yani hak onu bir gaye, bir amaç için yarattı o varlığı. Bu varlık herhangi bir şey olabilir. Bir hayvanat olabilir, bitki olabilir veya insan olabilir. Her neyse. Ama Allah, yani hak onu yaratırken ne amaç için, ne gaye için yarattı? Buna vakıf olmak için tabii ki ilimde derinleşmen lazım. Bunu sünnetullah kanunu dairesinde görebilir, çözebilir olman lazım. Zaten o zaman kendi gözünle değil, hakkın gözünle bakmış olursun. Hakkın onu ne için yarattığını anlayabilecek düzeyde ilme sahip olduğunda artık hakkın gözüyle bakmış olursun orada. Ya da hak senin bakan gözün olur. Kutsi hadiste geçtiği gibi. Bu hal üzere ol diyor. Buna böyle olmaya çalış. Evet, hakkın onu yaratırken kendisine baktığı gözle bakmalısın. Allah her varlığı kendi hamdini ve övgüsünü tesbih etsin diye yarattı. Tabii bütün varlığı, her neyi yarattıysa Allah-u Teala, hepsine, bütün yaratılmışa tesbihi verilmiştir. Bütün yaratılmış Allah'ı tesbih eder. Allah bunun için yarattı her şeyi. Her şey Allah'ı tesbih eder. Biz zahiren bakışta, ilmen yetersiz bir bakışla, Allah'ın düşmanı gibi gördüğümüz kulları da olsa, zahirde o diliyle Allah'a düşmanlık etse bile hakikati itibariyle o da Allah'ı tesbih etmekte. Çünkü yaratılış gayesine hizmet etmekte. Burayı iyi anlayalım bakın. Çünkü yaratılış gayesine hizmet etmekte. Kafir dahi yani tekvini emre uymakta. Yaratılış gayesine hizmet etmekte derken. Ama teklifi emre aykırı hareket ediyor. Yani Allah'ın gönderdiği şeriata aykırı hareket ediyor. Cezalandırılacak şeriata aykırı hareket ettiğinden. O ayrı mevzu. Ama işin özünde, hakikatinde tekvini emre riayet hocam, etmekte. Ediyor mu demek lazım, yok etmek mecburiyetinde kalıyor mu demek lazım? Yani buna ediyor derken tabii ki bu mecburiyeti dile getirmek istiyoruz. Ettiriliyor denilir. Etmek mecburiyetindedir. Yani bir de şimdi şöyle, mecbur derken yine ikilik, iki varlık anlayışı çıkabilir. Böyle bir mecburiyet de yok. Çünkü kendi özünden onu yapıyor. Yani şey sanki bir şey yapmak istemiyormuş ama yapmaya zorlanıyormuş anlamı çıkmasın, yüklenmesin. Çünkü onu yapacağı işi ne için yaratıldıysa seve seve yapıyor. Yapma ihtimali yok. Yok. Yani yok. Öyle bir ihtimal yok. Bilinçli yapan var mıdır hocam? İşte bilinçli yapmak sünnetullah kanunu çözmek demektir. Kötülüğü de yani. Kendi... yok şimdi kötülük yapmak üzere sırf kötülükle görevlendirilmiş kişi kötülüğünü yaptığının bilincinde olarak yapmaz. Şeytan gibi. Bilinçli yapan kim olur? Şeytan gibi hocam. Yani. İşte onu da ayırıyoruz. Şeytan burada da bahsetti. Evet. Ne dedi orada iblisten? Şöyle dedi, iblisin itaati insanlara gizli kalmıştır. Lanetlenmesi sebebiyle. Tam okuyalım lütfen. İdris Efendi. Allah'ın kendisini lanetlemesi sebebiyle iblisin itaati insanlara gizli kalmıştır. Evet, Allah'ın kendisini lanetlemesi, Allah onu lanetlediği için biz de lanetliyoruz ya. Buradan ona duyduğumuz bir öfkeden dolayı perdeli kaldığımız alan oluyor. Neresi oluyor? İblisin itaat ettiğini görmüyoruz. Neye itaat ediyor iblis? Allah'ın tekvini emrine itaat ediyor. Yani ne için yaratıldıysa yaratılış gayesine hizmet ediyor. Bakın, peki böyle bir kötülük yapan, yaptığı, icra ettiği kötülükte Allah'ın kendisi için bunu takdir ettiğini anlayabilir mi? İblis anlamış. Anlamış ama iblisi kurtarmıyor. Neden kurtarmıyor? Fütuhatın başka bir yerinde aynen şöyle geçiyor. Allah-u Teala iblise soruyor. Diyor ki, Adem'e secde et dediğimde etmedin, direndin. Bunu diyor, benim sana Adem'e secde etmemeyi irade ettiğimi ne zaman anladın? Sana secde et emrini verdiğimde mi anladın? Secde etmeyip direndikten sonra bir baktın ki Allah zaten benim hakkımda böyle takdir etmiş. O zaman mı anladın?
İblis de diyor ki, ya Rabbi, secde etmeyip direndim. Sen o emri verdikten sonra secde etmeyip direndim. İşte o zaman da anladım ki sen hakkında aslında bunu irade etmişsin. Yani secde etmemeyi irade etmişsin. O zaman Allah-u Teala diyor ki, işte bunun için cezalandırılacaksın. Yani direndikten sonra anlaman kurtarmıyor. Direnmeden eğer iradenin o olduğunu anlasaydın, o zaman yükümlülükten kurtulurdun. Mesuliyet kalkardı. Kimin için? İşte Allah'ın bazı kulları var. Bu tabii kötülük babında olanlarda değil. Allah ehli olanlarda. Allah ehli olan bazı zevat vardır ki, bir fiili işleyeceği zaman kaderinin gereği olarak işlemek zorunda olduğunu fiil açığa çıkmadan, henüz işlemeden görür. İşte o kişide mesuliyet kalkar. Çünkü Allah'ın iradesiyle onu yapacağını görür. Yapmadan önce ama bakın. Yaptıktan sonra herkes, hepiniz dersiniz. Az bir ilim öğrenen hepimiz deriz. Yapıp bittikten sonra ya takdir böyleymiş. Allah hakkımda bunu takdir etmiş. Bu bizi kurtarmıyor. Yapmadan var mısın öyle bir babayı görebilen? O zaman şeytan olmazdı zaten. Efendim? O zaman şeytan olmazdı o. Öyle anlasaydı. Tabii. O zaman ona o zaman şeytan olmaz, ehlullah olurdu. Tabii. İşte mesela Hızır Aleyhisselam. İşte Hızır Aleyhisselam henüz o fiili işlemeden Allah'ın iradesini görüyor, ondan sonra o fiili işliyor. Allah'ın o çocuğun ölmesini murad ettiğini görüp çocuğu öldürüyor. Eğer çocuğa öldürüp de öldürdükten sonra görseydi, o zaman da Hızır olmazdı o da. Burayı, bu inceliği iyi anlayalım. Evet.